Bugün sizinle beraber ilginç bir deneyle karşınızdayız. Herkese merhaba, ben Şevki Alsoner. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ilginç bir deneyle karşınızdayız. Özgür, nasılsın? Harika. Değil mi? Deney videosu tabii. Tabii ki. İnsanlar bilip bekliyor. Şimdi konumuz, bir önceki videoda anlattık fişeklerin farklılıkları, etkileri vesaire, atıştaki durumları. Şimdi bunu, benim birkaç arkadaşım var, evinde silahı temizlerken patlattığı, duvarı gelip geçtiği, bazen geçmediği falan söylediler. Şimdi burada bir duvar yaptık kendimize, güncel inşaat malzemesi olan yutong. Şimdi bunlara en düşükten en yükseğe kauçukla başlayacağız. Sonra bir numara saçma, arkasından buckshot ve en son slug atarak arkadan geçecek mi geçmeyecek mi ya da duvara ne yapacak bunu göreceğiz. Tabancayı deneyemiyoruz. Açık poligonda yapamıyoruz. Bugün tüfeği deneyeceğiz. Ayrıca 36 kalibreyle de deneyeceğiz. 12 kalibreyle evet. de deneyeceğiz. Yani sadece 12 kalibreyle yapmayacağız. Ayrıca fişek seçeneğimiz daha çok olduğu için yani 12 şu an benim gözümde daha güzel görünüyor. 13-14 tane tuğla aldım. Adam soruyor bana, diyor ki işte ne yapacaksınız bunu? Atış 15 edeceğiz. Tane aynen öyle söyledim. Atış yapacağız dedim. Adam bir şaşırdı böyle. Kırıkları da vereyim dedi. Ver abi dedim. Yastık, nerede? Yastık deneyen de hatırla. Evet. Burada yastık alınca ne yapacağız? Ateş edeceğiz dediğinde kasiyer bakmıştı. Kullanacağımız tüfekler, ilk başta Hudson'ın pompalısını deneyelim. Bullpup'ı. Pompalı olduğu için. Evet. İkincisi Safir T14'ü, yarı otomatik şarjörlüğü deneyelim. 36 ile başlayalım. Senin 36 ile başlayalım. Sonra 12 kalibrede tabii en zayıftan en yükseğe doğru çıkacağız. Ve aynen duvardaki etkileri göreceğiz. Mümkün olduğunca aynı yerde atmaya çalışalım da görelim. Aynen, kesinlikle. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz atışlarımıza geçelim. Evet Özgür. Duvarımız hazır. Şimdi sıralama. İlk önce elimizdeki en zararsız mühimmat kauçukla başlayacağız. Ondan sonra 36 ve diğer 12'ler. Yani burada aslında bunu seçmemizdeki en büyük etken bir, gramajın düşük olması. Ve iki, plastik olması. Plastik olması. Şimdi. Bunu da en rahat kullanabileceğimiz elimizdeki silah pompalı. Evet. Dediğimiz gibi mekanizma itecek yeterli güç üretmiyor fişek. Pompayı da çok daha rahat atabileceksin. Şimdi normalde yutong normalde evlerde sıvının altında oluyor. Altında. Bir sıvı oluyor. Biz onu daha iyi simüle etmek için İki kat yaptık. Evet. Şimdi istersen atış yapayım. Hazır İlk atış. Hazır olduğunda atış serbest. Silah güvenli. Ve küçük roketçiye benzer kauçuk mermimiz bozulmadan geri geldi. Ve bir delik açtı. Ufak bir darbe bekliyordum sadece. Ama bir giriş yeri var. Neredeyse tamamı girmiş ve geri çıktı. İlkini geçmiş mi? Arkadan çıkış yok. O zaman sadece boyu kadar, yarıya kadar diyelim. Yarıya kadar giriş var ve yutongu boydan boya çattı. İkiye ayırdı. Aynı yerden sağ taraftan bir deneyeyim mi? Tabii. Doldur. Alanımız güvenli. Hazır olduğunda atış serbest. Yine aynı şekilde. Bu defa çatlama yok. Geldi. Bu defa çatlama yok ama yine kendi boyu kadar bir giriş var. Duvarın arkasına arkadan çıkmadı. Geçmedi yine. Yarıya kadar aynı ilerledi. Şekilde. Sıradaki tüfeğimiz 36 kalibre bullpup. Bullpup'ı seçmemizin nedeni de bir önceki videoda hatırlıyorsun, pompalı tüfeklerdi. Mekanizma olmadığı için daha çok gaz sıkışması oluyor ve mermi çıkış hızı daha hızlı oluyor. Evet. O yüzden ben bunu yapmayı tercih ettim. Hemen arkadaşımızı dolduruyoruz. Güvenli bölgeye doğru geçiyoruz. Silah güvenli. Boş güvende. Tam ortadan. Tam oradan yürürken bir arkadan bir ışık gördüm ama. Evet. Şimdi arkadaşlar 36 kalibre delip geçmiş. Gördüğünüz gibi şuradan bayağı bir parmak kadar bir büyüklük var. İki tuğlaya da delip geçti.
İçinde bir fişeğimiz var. İkinci bir atış yapacağız. Biraz daha sağlam bir bölüme doğru. Silah dolu. Yine asarla deliğe geçiyor. Evet. 12'de yaptığı gibi çatlama patlama yok. Yani delip geçmiş. Bir de ben denemek istiyorum. Şimdiki atışı safirle denemek istiyorum. Sen de anlattın zaten. Gazlı bir sistem. Bakalım aynı etkiyi gösterecek mi veya daha düşük bir etkiyi gösterecek mi? Miydi? Dayanamıyorsun. Dayanamadım. Dayanamadım. Şimdi giriş noktasına bakalım. Bir de çıkış noktasına bakalım. Şu deliklerin büyüklüğüne bak. ...12 kalibre saçma. Gerçekten merak ediyorum. Bir numara saçmamız var. Diğer fişeklerden farkı, onlar slack'tı. Yine tek parça gidiyordu. Bunlar ufacık toplar. Şunu gördükten sonra evde silah temizliği yaparken olabildiğince dikkat etmek lazım. Kör noktayı tercih etmemiz İçeride lazım. İçeride unutulan bir fişek şu sonucu doğurabilir ve deldi gitti. Evet. Yan odadaki ya da yan dairedeki kişiye ciddi zarar verebilir. İki tuğlayı birden deldi geçti. Bakalım saçma ne yapacak? Saçma. Tam ortaya. Silah güvende. Yani bence arkadan çıkmamış olabilir. Tapamız burada. Tapamız. İşte bu hedefte gördüğünüz ikinci slack resmi. Ve tapanın yeri burada. Ve tam buraya almıştım. Evet, tapa da çok güçlü aslında. Arkadan çıkış var mı diye bakacağım. Arkadan herhangi bir çıkış yok. Deliklerinde de hattında da bir çatlak oluşturdu. Şöyle baktığımızda paramparça olmuş. Şuraya bakar mısın? Bize daha lazım. Şimdilik dursun. Evet, kesinlikle. Şunu da koyuyorum. Biraz daha atış yapalım. Aslında şu görüntü aslında beni tam tatmin etmedi. Çünkü bir önceki atışlarımızın deliklerini güç uyandığında o deliklerden hatta bir çatlak oluşturdu. Bu defa sağ taraftaki daha temiz bir alan var. Şimdi oraya bir tane atacağım. Tamam. Silah güvende. Tapamız yine. Geri bakın geldi. Hedefe çarptı ve neredeyse 7 metre civarında geri geldi. Geri geldi. Aslında tapa da çok tehlikeli. Üstteki hedefimiz bir parça düştü aşağı. Düştü. Benim atış yaptığım bölge burasıydı. Yine yutongu evet. Çatlattı. Daha çok saçmanın vurduğu yutong. Burada yine bölgesel delikler. Yani saçmadı. Duvara ciddi zarar veriyor. Saçmadan devam edeceğiz. Bu defa tanelerimiz biraz büyüyecek. Bak şan. Geliyor. Silah güvende. Bu sefer gerçekten gücü hissettik. Beklediğim hasarı aldı. Şurası. Attığım bölge. Neredeyse paramparça oldu. Bir tane bulabilecek miyim diye bakıyorum da. Saçmalardan herhalde bulamayacağız. Deforme oldu gitti. Arkaya geçmiş arkadan, mi? Arkadan da evet çıkış var. Yani ve şu an iki duvara birden. 1, 2, 3, 4, 9'luydu değil mi? 9 tane var içinde. 9'dan 5 geçmiş. 5'i geçti. Yine backshot vereyim sana. Tamam. Özgür. Bu sefer daha temiz olan yere sıkmaya çalış. Sol. Sol tarafta bir temiz bölge var. Evet. Bu arada atışlarımız yaklaşık 7 metre civarında oluyor.
Pek boş. Tam olarak nereye nişan almıştı? Aynı istediğin yere. Şu temiz bölgeye atmak istedim. Bu tapa. Bu tapa. Tapa şunlar değil mi? Saçmalar orada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki tuğlayı da delip geçti. Bakşat delip geçiyor. Son fişeğimiz. Yıkıcı güç. Yıkıcı güç. O da 12 karre slug. Bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi şarbetini gördük. Saçmayı gördük. Lastik mermiyi gördük. Kauçuk bile delik açtı. Kauçuk bile delik açtı. Bu parçalayacağını düşünüyorum. Silah güvende. Boş, emniyette. Aa, çıkış yerini daha buradan görebiliyorum. Evet, hiç gitmemize bile gerek yok. Direkt şu hizadan baktığımız zaman arkadan ışığı görüyoruz. Işığı görüyoruz. 12 kalibre gerçekten çok güçlü. Arka çıkış noktası tam olarak orası ve açılı, oradan geçerek açılı attığımız için delip geçtikten sonra toprakta da zeminde de bir hasar verip yörüngeye gitti. Yalnız müthiş bir güç. Şimdi herkesin beklediği o an. O kadar atış yaptık. Tabii bir yıkmamız olacak. Olacak. Hele ki 12 kalibre slug idi. Hepimiz onunla atış yapacağız. O sonucu yapacağız. Herkes görmek istiyor. Evet, ben çok istiyorum. O ben zaman hatta bunu yapmak istiyorum. Biraz stres atalım ya. Tabii. Hadi. Hazır mısın? At. At. Yıktın. Asla daha yıkılmadı. Devam. Şevki, taşları hala ayakta. Bu iyi değil. Kesinlikle. Besleme bende olduğun için rahatım Şevki. Hala bir şey mi var? Senin yok mu? Hayır. Son atışı aynı anda beraber yapalım. Hazır. At. İşte 12'yi bu yüzden seviyorum. Yani müthiş bir güç. Gördüğünüz gibi duvar yok oldu arkadaşlar. Gerçekten yok oldu. Bunların şimdi temizlemesine gitmeden önce arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin için duvar da yıktık. Bir like atarsanız, yorum atarsanız sevinirim. İstekleri de artık yapamayacağımız şey yok. İstekleri bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.